Şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yanında olmak için Yaşam Hak projesini hayata geçiren, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye çıktığı yolda aile destekleri sigortasını azimle, durmadan, yorulmadan Türkiye'nin dört bir yanında anlatarak umudu örgütleyen, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Türkiye'nin birleştirici gücü, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim değerli kardeşlerim. Dört kadın kardeşimizi dinledik. Duygulanmamak mümkün değil. Bu kadar büyük haksızlığa tahammül etmek de mümkün değil. Özellikle siyasilerin bunu görmesi lazım. Duyması lazım. Hissetmesi lazım. Bu haksızlığı gidermesi lazım. Araştırması lazım. Duyarsızlık en kötü şeydir. Duyarsızlık haksızlığı besler. Duyarsızlık şiddeti besler. Duyarlı olmak lazım. Yeri geldiğinde kadınlarla ilgili çok güzel sözler söylüyoruz. Ama yeri geldiğinde insanoğlu acımasız oluyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Her birimizin siyaseten, her birimizin tek tek sorumluluğu var. Şiddete uğrayan kadınlar sadece bir partinin üyeleri değil. Partisiz olan var, değişik partilerin üyeleri olanlar var, kırsalda yaşayanlar var, kentte yaşayanlar var, eşinden ayrılanlar var, evlenenler var, evlilik içinde yaşamını sürdürenler var. Dolayısıyla şiddetin hayatın her alanına sirayet ettiğini görüyorsunuz. Bu sorunla nasıl mücadele edilir? Değerli kardeşlerim, bir sorunla mücadele etmek için, yani o sorunu ortadan kaldırmak için, sorunun muhataplarıyla oturup bir konuşmak lazım. Gerekçelerini bir bilmek lazım. Kadına yönelik şiddetin bu kadar ağır boyutlara ulaşmasının bir sebebi var. Siz bu nedenleri ortadan kaldırabilirseniz en azından asgariye indirmiş olursunuz. Az önce uyuşturucudan söz edildi. Bağcılar'da, İstanbul Bağcılar'da bir evladın, uyuşturucu müptelası olan bir evladın annesinin kafasını keserek sokağa atması ne demektir? Türkiye'nin bu acıyı hissetmemesi mümkün mü? Nasıl oluyor da uyuşturucu baronları Türkiye'nin bütün coğrafyasında at koşturabiliyorlar? Anne baba bana anlattılar. Akşam yatarken yatak odamızın sürgüsünü çekiyoruz diyorlar. Evladımız uyuşturucu kullandığı için ne yapacağını bilmiyoruz diyorlar. Fakir ailelerin çocuklarından başlıyorlar. Onları önce çantacı yapıyorlar, alıştırıyorlar. Ve şiddete açık bir tablo çıkıyor ortaya. Alkol bağımlılığı, bu da şiddeti artıran unsurlardan birisidir. İşsizlik, şiddeti artıran sorunlardan birisidir. Anne işsiz, baba işsiz, evlatlar işsiz, evde ne olacak? Alışılagelmiş erkek egemen bir kültürümüz var. Bu kültürün de değişmesi lazım. Erkek egemen kültür olmaz. Kadınla
erkek elmanın yarısı gibidir. Eşittir. Haklarının eşit olması lazım. Daha da önemli bir şey, eğer kadın iyi eğitilirse toplum eğitilmiş olur. Yani ailede eğitimin ilk basamağı annedir. Anneden öğreniriz dilimizi, okumayı, yazmayı, üç aşağı beş yukarı, sevgiyi, hoşgörüyü anneden öğreniriz. Baba biraz otoriter, ben de aynı yapı içinde geldim. Babamızla biz konuşamazdık. Babamın hiçbir çocuğunu kucağına aldığını görmedim. Ama ben bütün evlatlarımı kucağıma aldım. Sevdim evlatlarımı. Önce annem yadırgadı. Babamın yanında niçin çocuklarını kucağına alıyorsun diye. Anne ben seviyorum çocuklarımı kucağıma almaktan. Çocuklarım arasında hiçbir ayrım yapmadım. Ama bulunduğum coğrafyada, çocukluğumun geçtiği coğrafyada kız çocukları okula gitmezdi. Büyük ablam hala hayatta ve okuma yazma bilmez. Ama ben kız evlatlarımı okuttum, onlar üniversiteye gittiler. Dünyadaki değişimi her tarafa yansıtmamız lazım. Her yere yansıtmamız lazım bir şekilde. Çalışma hayatında da kadınların büyük zorluklarla karşılaştığını biliyorum. Erkeğe göre daha düşük ücret veriyorlar kadınlara. İtiraz etmiyor kadınlar diyorlar. Düşük ücrete razı oluyor diyorlar. Bunun da önüne geçmek lazım. Biz kadın erkek eşitliği derken buna itiraz edenler var. Biz hayatın eşit olmasını istiyoruz. Ben çalışıyorsam, eşim çalışmak istiyorsa o da çalışabilmeli. O da kazanabilmeli. Hayatı ortak kılmalıyız. Evlatlar ikimizin de evlatları. Sevgi ise aynı sevgiyi paylaşmalıyız. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Ama kadına yönelik şiddetin giderek artması. Efendim, iyi hal nedeniyle veya hakimin karşısına çıktığı zaman kravat taktı, iyi hal nedeniyle biz bunun cezasını düşürelim. Asla ve asla bunların hiçbirisi olmayacak. Cezası neyse en ağır şekilde çekecektir kadına yönelik şiddet yapan kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Tabii sadece bizim coğrafyada değil bu. Dünyanın pek çok ülkesinde kadına yönelik şiddet var. Birleşmiş Milletler'in bugünü kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bir gün olarak belirlemesinin temelinde bütün dünyada kadına yönelik şiddetin önlenmesi içindir. Bu konuda verilen bir mücadeledir aslında. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında benzer olaylar olabiliyor. Evladını yitiren bir annenin dramını kimse anlayamaz değerli arkadaşlar. Evlatla anne arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir erkek anlayamaz. O nedenle her anne için evlat farklı bir şeydir. Canından daha değerlidir. Siz anneye şiddeti uygularsanız olur mu? Kadına şiddeti uygularsanız olur mu? Sevgi varken, hoşgörü varken, beraber olmak varken, tasada kıvançla beraber olmak varken, acıları paylaşmak varken, sadece kadına yönelik şiddet asla kabul edeceğimiz bir şey değil. İnancımız da böyledir. Kadına yönelik şiddeti asla kabul etmez inancımızdan. Sevgili Peygamberimiz, cennet anaların ayakları altındadır der. Cenneti oraya indiren ve anneyi bu kadar yücelten bir inancın kadına yönelik şiddeti alkışlaması mümkün mü? Ve bunun için hangi görüşten olursak olalım, hangi kimlikten olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım, hep birlikte kadına yönelik şiddete karşı çıkmalıyız. Bu bizim hedefimiz olmalı. Hepsine inşallah, hepsine yani şundan emin olmanızı isterim. Kadın kardeşlerim, güvenlik güçlerinin yeterince kendileriyle ilgilenmediğini de söylediler buradan.
ve dolayısıyla şiddete maruz kalmaları, bir annemizin evladını, 21 yaşındaki kızını yitirmesi, onun acısını, benzer olaylar, evet benzer olaylar pek çok yerde var. Evet, karşılaşıldı, var. Her gün gazetelerin 3. sayfalarında bu büyük dramları şöyle veya böyle okuyoruz zaten. Buradan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. Sevgiyi, hoşgörüyü egemen kılmamız lazım. Beraber yaşamanın ne kadar değerli, ne kadar güzel olduğunu bilmemiz lazım. Aslında bu toplumun çok güzel hasletleri var. Dayanışma kültürümüzün özünde yatan bir atasözümüz var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Komşuluk ilişkilerimizin güzelleşmesi, beraber olmamız, birlikte olmamız, birlikte birbirimizi sevmemiz. Bir yere gittiğimizde evladımızı komşuya teslim ederiz. Siz biraz bakar mısınız, biz gidip geleceğiz vesaire diye. Bütün bunların hepsi aslında güzel hasletlerimiz. Buradan Türkiye'yi bir şekliyle, şiddete yönelik bir Türkiye'yi, şiddeti içselleştirmiş bir Türkiye'yi, tam tersine şiddete karşı bir Türkiye haline dönüştürmemiz lazım. Burada güç aslında kadınlarda, onu da bilmenizi isterim. Sizin gücünüz, sizin gücünüz gerçekten de çok önemli. Ama birlik olursanız, beraber olursanız, birlikte mücadele ederseniz, gücünüzün farkına varırsınız. Birlikte mücadele etmediğiniz için, dayanışma kültürünü yeterince ayağa kaldırmadığınız için sesiniz yeteri kadar çıkmıyor. Birlikte olmak, beraber olmak, birlikte mücadele etmek kadar değerli bir şey yoktur. Hangi görüşten olursanız olun, bu güzel coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, bir yerde kadına yönelik bir şiddet varsa ve Türkiye'deki bütün kadınlar o olayın üzerine gitmeli. Ve beraber olursanız, birlikte olursanız emin olun pek çok sorunu çözmüş olursunuz. Duyarsızlıkları biliyorum. Duyarsızlıkların da farkındayım. 4 kadın kardeşimize yaşanan duyarsızlıkları anlattılar zaten. Evet. İnşallah çözülür. Bakın, bir telefon numaramız var. 444-82-85. Yaşam hak, yaşamak bir haktır. Yaşamak, yaşatmak da bir haktır. Ben yaşamak istiyorsam benim yaşama hakkım var, bunun korunması lazım. Yani şiddetten arınması lazım. Bir kişinin yaşama hakkı demek, onun herhangi bir şiddete maruz kalmaması demektir. Kadın kollarımız böyle bir girişim başlattı. Bir telefon verdi, 444-82-85. Gidin bunu lütfen her biriniz cüzdanınıza yazın, bu telefonu. Bir kadın şiddete uğradığı anda buraya telefon edin, süratli bir şekilde. Avukat istiyorsanız derhal avukat kapınıza gelecek. Psikolog istiyorsanız psikolog derhal kapınızın önüne gelecek ve size hizmet edecektir. Bundan emin olmanızı isterim. Birilerinin yapamadığını biz yapıyoruz. Kadın kollarımız yapıyor ve karakol mu diyorsunuz? O karakollara giderler sizin hakkınızı savunmak için. Yargılama mı var? Mahkemedeki davalara katılırlar sizin haklarınızı savunmak için. Yani bir kadın dayanışması yapmanız lazım. Kadın dayanışması yaptığınız takdirde bütün kapıların nasıl açıldığını göreceksiniz. Yine sivil toplum örgütleriyle, ticaret odaları, sanayi odalarıyla protokoller yapıldı. Kimsesiz kadınlar varsa, evlatları varsa onlara iş olanağı sağlanması ile ilgili yine protokoller yapıldı. Yani kadının da eli ekmek tutmalı, çalışabilmeli, üretebilmeli. Dolayısıyla birilerine muhtaç olmamalı. Bunu da istiyoruz zaten. Allah nasip eder iktidar olursak aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. Aile destekleri sigortasıyla hiçbir kadının erkeğin eline muhtaç olmasına son vereceğiz. Böyle bir şey olmayacak zaten. Kadın işçi gibi, memur gibi eğer geliri yoksa, düşük gelirliyse, geliri asgari ücretin altındaysa o kadının banka hesabına her ay düzenli bir aylık yatırılacak. Kadının fakirliğini kimse bilmeyecek, ailenin yoksulluğunu kimse bilmeyecek. Yani kişinin onurunu koruyacağız.
Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Sosyal devlet bilecek o kişinin yoksul olduğuna ve sosyal devlet o kişinin banka hesabına düzenli bir aylık yatıracak. Kadın gidecek, alacak aylığını, çoluk çocuğunun geçimini sağlayacak. Dolayısıyla aile destekleri sigortasıyla yeni bir kapı aralayacağız. Yeni bir kapı. Her evde huzurun olması bizim de arzumuzdur. Herkesin arzusudur. En büyük sorun ekonomik kriz ve derin yoksullaşma. Değerli kadın kardeşlerim, büyük kentlerin varoşlarında öyle evlere gittim ki, hüznü orada görürsünüz. Acıyı orada görürsünüz. Anneyi orada görürsünüz. Evlatlarını orada görürsünüz. Birilerimizin bir eli yağda bir eli baldayken, birileri çocuklarını evlatlarına bir şey yediremiyorken, memlekette huzuru sağlayamazsınız. Derin yoksulluğun önlenmesi lazım. Derin yoksulluğun olduğu her yerde şiddet de olur. İlla kadına değil, erkeğe yönelik her alanda şiddet olur. Herkesin karnını doyması lazım. Huzurun olması lazım ülkede. Ekonomik kriz en çok kadınları vuruyor. Bir annenin evladının karnını doyuramaması ne demektir? Bu büyük bir acı değil midir? Her birimize görev düşüyor. Her birimize. Burada bakın, bize katılın diye bir cümlemiz var. Bize katılın. Bütün bu sorunları çözmek istiyorsanız, hiçbir ayrım yapmadan, Anadolu coğrafyasının, Trakya coğrafyasının nerede yaşıyorsa yaşasın, kadına yönelik şiddetin en azından önlenmesi konusunda en ciddi önlemlerin alınmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Bu işin başka bir kuralı yoktur. Bize katılacaksınız. Her evde huzur istiyorsanız bize katılacaksınız. Var olan yapının nereye götürdüğünü, Türkiye'yi nereye götürdüğünü ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. En büyük derdi yaşayan, en büyük sıkıntıyı yaşayan bu ülkenin kadınları niye bu acıyı yaşasınlar? Niye bu sıkıntıyı yaşasınlar? Bunları önlememiz lazım. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ve insan sevgisiyle. Evlatlarınızın her birisi bir kuşa zarar gelecek mi diye, bir karıncaya zarar gelecek mi diye anne diye size seslenir. Her canlıya saygı duyar o küçücük evlatlarımız. Ama biz insanımıza yeteri kadar saygı duymuyoruz. Öyle bir tablo var. Kadına yönelik şiddet ne demektir? Şiddet karşısında sessiz durmak ne demektir? Yılda bir kez bütün dünyada bu anılıyor. Yılda bir kez. Ama bizim ülkemizde gazetelerin 3. sayfasını açtığınızda her gün öldürülen kadınların haberleriyle karşılaşıyorsunuz. Bir insanlık dramıdır bu. Ve bu dramdan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Çıkaracak olan sizsiniz aslında. Sizsiniz, ben söyleyeyim. Bu ülkenin kadınları birlik olduklarında, beraber olduklarında nüfusun yarısından fazlası kadın. Yarısından fazlası kadın. Sandığa gidip ortak irade sergilediğiniz anda bütün dünyayı değiştirirsiniz. Türkiye'yi değiştirirsiniz. Bütün mesele beraber olmanızda, birlik olmanızda. Birlik ve beraber olduğunuzda, kadınların hareketi olarak birlikte mücadele ettiğinizde, Dominik Cumhuriyeti'nde 3 kadının verdiği mücadele bugün dünya tarihine geçti. Birleşmiş Milletler o günü kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili gün olarak ilan etti. Bakın, 3 kadının mücadelesi. 1 Mayıs da öyle. İşçi bayramı deriz 1 Mayıs'a. Grev yapan kadınların yanması sonucu 1 Mayıs ilan edilmiştir. Hak arayan kadınların mücadelesidir bu. Hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hak aramak kadar değerli bir şey yoktur. Hak aramak
sadece sizin hakkınızı aramak anlamına gelmiyor. Sizin bir hak arama talebinizi başlatmanız aynı haksızlığa uğrayan bütün kadınların sözcüsü olma konumuna sizi getirir. O nedenle hak aramaktan vazgeçmeyin. Bizim görevimiz siz hak aradığınızda size destek olmaktır. Sizin yanınızda durmaktır. Eğer bu mücadeleyi beraber götürebilirsek göreceksiniz ki çok farklı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Acılardan arınmış bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Efendim, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Yine ifade edeyim. Cüzdanlarınıza 444-82-85'i mutlaka yazın. Gittiğiniz her yerde bir kadın şiddete uğruyorsa, şiddete uğrayan kadın bunu bilmeyebilir. Hemen siz onun adına telefon edin, avukatı bir süre sonra, en kısa sürede onun kapısında olacak. Avukatı onun hakkını arayacak. Size bunun sözünü veriyoruz. Avukatı orada olacak. Psikolog destek istiyorsa o destek de yanında olacak. Onların yapamadığını biz yapacağız ve bütün kadınların hakkını ve hukukunu savunacağız. Bunu bilmenizi isterim. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun efendim. Sayın Genel Başkanımız, efendim ayrılmıyoruz, bekliyoruz. Ben öncelikle Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Aylin Nazlıakay'ı, İstanbul İl Kadın Kolu Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Yeşim Ağarman'ı ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize katılın söylemine bir cevap olarak aynı zamanda kadın kollarımıza üye olan 100 bininci üyemiz Sıdıka Yılmaz'ı buraya davet etmek istiyorum efendim. Ve siz hanımefendiler lütfen bulunduğunuz yerden ayrılmayınız. Bulunduğunuz yerden ayrılmayınız. Sıdıka Hanım'ı da bekliyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Kadın Kolları Genel Başkanımız, İstanbul İl Başkanımız Yeşim Ağarman da buradalar. Sayın Aylin Nazlıaka da buradalar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları 100 bininci üyesi olan 100 bininci yeni üyeye Sıdıka Yılmaz hanımefendiye rozetini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Selfie alacak mıyız efendim? Hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz efendim.